gelen Cesurlar ordumuza katılan sevgili kıymetli büyüklerim, hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Geliyor Yeral Akşener, geliyor Akşener, geliyor Akşener. Öyle bir kazanacağız ki 1923'te kazandığımız gibi 10 köyünde sandığa döneceğiz. Hazır mısınız? Lütfen buyurun. Vay be. Nereden nereye? Biz 5 yıl evvel yola çıktığımızda, bir parti kurmak için yola çıktığımızda denildi ki bu partiyi kurdurmazlar. Burayı şereflendiren sizlerin kadınıyla, gençliğiyle, yaşlısıyla, erkeğiyle ortaya koyduğu irade neydi? Hayır, bu partiyi biz kurarız. Ne yaparsanız yapın, kurarız. Biz milletiz, biz millet iradesiyiz ve millet iradesi İYİ Parti'yi kurma kararı vermiştir. Hadi bakalım, elinizden geleni yapın da görelim dediniz ve başardık, başardınız. Ama sizler zora talip oldunuz. Ondan öncesi var, hatırlayın. Bugün inim inim inlediğimiz, bugün Türkiye'nin ne dış politikasındaki itibarının, ne ekonomideki düzeninin, ne liyakatin, ne şeffaflığın olmadığı bir arkadaşımızın bir pankartı vardı. 100. yılda 100 bin öğretmen hak buradaymış. Evet, biz bunun sözünü verdik. Bunu yerine getireceğiz inşallah. Ama ne lakin? Ama ve lakin bugün o tek parti rejiminin, hatta tek partiyle geçin, tek adam rejiminin getirdiği her şeyin tek adamın iki dudağı arasında olduğu, ama hakkını yemin ya, gözleri ışıltılı bir bakan da var ha. Yani ışıl ışıl. Ama bu ışıltının emir vereni de Sayın Erdoğan. Şimdi her şeyin teke bağlandı. Öğretmenlerin ne kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, sonra onlar sınav, envai çeşit öğretmen, envai çeşit tuhaf tuhaf tariflerin olduğu bir Türkiye'nin olacağını gördük ve bu hazırın, bu salonu şereflendiren sizlerle birlikte biz 2017'de partimiz yoktu. Partimiz yoktu, hatırlayın. Tek tek, omuz omuza, her biriniz kendi cebinizden harcayarak, her birimiz kendi cebimizden harcayarak şehir şehir gezdik. Muğla'da yaptığımız mitingi hatırlıyorum. Orada hatırlar mısınız? O gün orada olanlar sizlerdiniz. 1907'deki Hürriyet Misakı'na. Yani Cumhuriyet'in tek partili dönemine rahmetli İnönü'ye bağıra bağıra söve söve geldiler. Ama bu kabul edilirse 1947'nin gerisine giden bir Türkiye olacak demiştim, örnek vererek. Ve biz bunu öngördük. Bugün yaşanan bütün bu çirkinliklerin,
bütün bu yanlışlıkların bugün Türkiye'den bir gelmiş. Şimdi ne oldu? Şimdi şu oldu. Biz haklı çıktık. Keşke haklı çıkmasaydık. Haklı çıktık. Niçin biz her zaman hakkın ve haklının yanında durduk? Çünkü bizlerin en büyük özelliği milletimizi sevmek, o nedenle milliyetçi olmaktır. Milletimizin refahını, insanımızın geleceğini, gençlerimizin umudunu düşünmek, o nedenle milliyetçi olmaktır. Cumhuriyet